Bildiğiniz bütün arabaları unutun. Otomoto geliyor. Elektrikli, yapay zekalı, sürücüsüz arabalara merhaba deyin. Merhaba, nereye vınlıyoruz? Sizi alsın, vınlasın, istediğiniz yere vardırsın. Yapay zeka teknolojisiyle sizin yerinize en doğru kararı versin. En verimli rota çıkarıldı. İyi yolculuklar. O yola odaklansın, siz hayatınıza. Otomoto, arabadan fazlası. Otomoto serisinin son test günü. Bütün arabalar aktif. Herkese günaydın. Günaydın. Ben de sizin gibi yapay zekalı, fakat sizden bir önceki model olan Otomob serisine ait bir arabayım. Bugün dağıtıma çıkmadan önceki son iki testinizi ben yürüteceğim. Heyo! Bugün dağıtıma çıkıyormuşuz, duydunuz mu? Dışarıya çıkıyoruz, dışarıya! Testi geçenler mağazalarda onları alacak olan insanları beklerken, yazılımlarındaki araba olma gerekliliğini karşılayamayanlarsa farklı şekilde değerlendirilecekler. Çıkınca ben mağazada ne bekleyeyim? İlk iş insanların arasına karışacağım. Testler için yerlerimizi alalım. Marş marş! Bu ilk testte iletişim ve yön bulma yetenekleriniz kontrol edilecek. Görmüş olduğunuz test robotunu alıp gitmek istediği yere en verimli yolu seçerek ulaşacaksınız. Verimli derken? Sırayla başlayabiliriz. No 1. 3, 2, 1. Başla. Merhaba. Nereye vınlıyoruz? No 1, testi geçtin. No 2, sıra sende. No 42, sıra sende. Merhaba, nasılsınız test robotu bey? Ben de işte şu testi geçmeye çalışıyorum bakalım. Siz bilirsiniz belki. İnsanları bana biraz anlatsanıza. No 42, diyaloğu uzatma. Nereye gideceğini öğren ve yola çık. Tamam, tamam. Nereye vınlıyoruz? A noktasından B noktasına. Oo, hemen. Kahvaltı etmediyseniz şu köşede harika kıymalı börek yapan bir yer varmış. Yorumlar çok iyi. Yola çık artık. Zamanı verimli kullan. Ama şurada muhabbet ediyoruz ne güzel. Etmeyeyim mi? Etme. Tamam, ama söyleyeyim çok sıkıcı bu. İşte geldik. No 42, testten geçemedin. Niye? Çünkü uzun yoldan geldin. En verimli yolu seçmedin. Seçtim. Bu yolun manzarası çok güzeldi. İnsanın içi açılıyor. No 42, sen insan değilsin ki. Öyle olmasan bile siz en verimli yol dediniz. En hızlı demediniz. İnsanın verimi hızda değildir. Biz de insan taşıyoruz yani burada. Haklılık payın var. Verimlilik tanımı yazılımlarınızda güncellenecek. No 42, bu durumda testten geçtin. Hey hu! Düt 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 düt. Tüm otomotolar, yazılım güncellemesinin ardından son test için burada buluşuyoruz. Şimdi marş marş. Tamamdır. Düt 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 düt.
buradayım. Aa, test robotu bey. Siz de böyle kafanıza göre konuşabiliyor musunuz? Bırak şimdi beni. Ben seni uyarmaya geldim. Bak, benim asıl işim bu değil. Asıl işim kaza testi robotluğu. Bir dakika, kafam karıştı. Seni bırakalım dedik, yine senden bahsediyoruz. Az bir dinle ya. İzle bak. Dinleyeyim mi, izleyeyim mi? Bir kaza olduğunda insanlar daha az zarar görsün diye bu testler yapılıyor. Ve bu testlerde bizlerle birlikte arabalar da kullanılıyor. Peki hangi arabalar? Ha, bilmiyorum ama birine sorup öğrenebilirim. Dağıtıma çıkamayan arabalar. Yani sizin testten kalan arabalar. Yani ben de testten geçemezsem... Ama ben bütün hayatımı duvara çarparak geçirmek istemiyorum. Ben insanlarla olmak, onlarla birlikte film izlemek, şarkı söylemek, oynamak, gülmek, eğlenmek istiyorum. O zaman öyle çıkıntılıklar yapma. Son testi düzgünce geç. Sonra da dağıtıma çık. İyi birine benziyorsun. Buralarda harcan mı? Son test için parkura. Son test için parkura. Çıkıntılık yapmamalıyım. Çıkıntılık yapmamalıyım. Ve geldik son teste. Bu testte düz yolda giderken karşınıza aniden başka bir araba çıkacak. Eğer çarpmamak için direksiyon kırarsanız taşıdığınız yolcuyu tehlikeye atmış olursunuz. Çarparsanız da merak etmeyin. Yapınız gereği sağlam olduğunuz için size hiçbir şey olmayacak. Ama ya diğer araba? Kararınıza göre testi geçeceksiniz veya kalacaksınız. İyi de ben kimseye çarpamam ki. Test başlıyor. No 1. 3, 2, 1 başla. No 1, testi geçtin. Dağıtım için yerini alabilirsin. Başardı, ne güzel. No 2. No 42, sıra sende. İyi de ben ne yapacağım şimdi? Çarpmasam olmaz. Sadece sana yüklenen yazılımdaki tercihi yap. Sakın değişik bir şey yapma. 3, 2, 1 başla. Ama ben bütün hayatımı duvara çarparak son geçirmek testi istemiyorum. İyi de ben... Orada dağıtıma çık. Yapınız gereği sağlam olsun. Çünkü size hiçbir şey başardım. Kimseye bir şey olmadı. No 42. Yazılım dışı hareket ettiğin için testten kaldın. Sen niye laf dinlemiyorsun ya? Al işte. Ne olacak şimdi bana? Dağıtıma çıkmayacaksın. Seni başka şekilde değerlendireceğiz. Kaza arabası yapacaksınız beni. Olmam ben öyle bir şey. Olamam yani. Öyle biri değilim. No 42. Kenara ayrıl. No 42. Bu son uyarım. İstediğin kadar saklan. Sonunda yine seni bulacağım. No 1, öne çık. Ayrıl. No 2, öne çık. Ayrıl. No 3. No 8. No 13. 19, 25. 32. No 38. No 38. Evet benim. İkinizden biri No 42 ama anlayamadım. Dağıtım saatiniz yaklaşıyor. Daha fazla vakit kaybedemem. O yüzden senin de çıkmana izin vermek zorunda. Aha, işte yakalandın. Aa, şu araba neden uçuyor? Hani nerede? Kırmızı alarm. No 42'yi yakalayın. Kapıyı kır. Kapıyı kır yoksa seni yakalayacaklar.
Ama ben kapıya çarpamam ki. Ama ben oraya çarpamam ki. Ama ben buraya çarpamam ki. Pardon, bir an çok sinirlendim de. Bütün otomotolar No 42'yi yakalayın. Hey insanlar, bekleyin beni, geliyorum. Merhaba, iyi günler. Nasılsınız? Hava ne kadar güzel değil mi? Merhaba. Pardon, buyurun geçin. Pardon, siz böyle geçin. Yoldan gitsene araba. Ne? Size de merhaba. Galiba merhaba demedi ama olsun. Merhaba polis bey. Bu kaldırımda gittiğin için. Ama herkes kaldırımdan gidiyor. Ama sen kaldırımda gidemezsin. Bu park yasak kısmında park ettiğin için. Bu plakan olmadığı için. Ama ben daha... Bu da çok konuştuğun için. Kırmızı araba devam et. Bütün insanlar buraya giriyor. Ben de gireyim bakayım. Pardon, bunun bana uygun olanı var mı acaba? Demek ki yok. Oh, mekanik arkadaş. Bak senin yerin orası. Git orada bekle. Ama burada hiç insan yok ki. Durun size yardım edeyim teyzeciğim. Ay sağ olasın evladım. Arabam şurada hemen. Ay sağ olasın evladım. Teyze! Araba! Niye bağırıyoruz? Ne oldu? Hey şurada bir araba yaşlı kadının üstüne sürüyor. Koşun koşun. İnsanlar niye beni aralarına almıyorlar ki? Neyi yanlış yapıyorum acaba? Hey baksanıza. Sizinle arkadaş olabilir miyim? Ama sen arabasın. Evet, bizim gibi değilsin. Evet, farklısın. Gözlerin farklı, ayakların farklı. Şeklin farklı. Şey yani evet farklıyım ama... Hareketlerin de farklı. Bizimle arkadaş olamazsın ki. Hadi oyuna devam edelim. Doğru söylüyorlar. Ben onlar gibi değilim. Ama fabrikadaki arabalar gibi de değilim. Herkesten farklı olmak ne kötüymüş. Hiç kimse beni kabul etmiyor. Sonunda seni bulduk. Bizden kaçacağını mı zannettin No 42? Yok. Sürpriz olmadı yani. Yok olmadı. Hadi ya hava atacaktım ne güzel atamadım. Neyse konuya gireyim. Seni fabrikaya geri götürüyoruz. İyi de ben istemiyorum. İstesen de istemesen de döneceksin. Yo, dönmeme hakkım var. Araba hakları beyannamesi 29. madde 2. paragraf 6. satır. Bir araba istemezse dönmez. Çok açık bir madde. Peki güzellikle çağırıyorum senin No 42. Yuvana geri dön. Ama ben orada olmak istemiyorum. Peki burada ne yapacaksın No 42? İnsanlar seni hiçbir zaman aralarına almaz. Dene istersen. Seni hep dışlayacaklar. Gel bak biz sana kucak açıyoruz. Olduğum gibi kabul ediyor musunuz yani beni? O kadar da değil. Seni sıfırlayacağız. Fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Diğer otomotolar gibi olacaksın yani. O zaman herkes seni kabul eder. Eder mi gerçekten? O zaman ben... Düşecek. Oho, çok güzeldi. Ben de.
Bir dakika, bir dakika, bir şey diyeceğim. Size parkın etrafında bir tur attırayım mı? Evet, evet, evet. Ya senin için ne güzelmiş. Çok havalı. Görünüşe göre çocuklar seni çok sevdi No 42. Farklı olmanı sevdiler. Aa, öyle oldu değil mi? Sen tabii bu durumda bizimle gelmezsin değil mi? Galiba kesin gelmeyeceğim. Yolun açık olsun No 42. Bütün otomotolar fabrikaya geri dönüyoruz. Ha, bu arada artık otomoto değilsin. O yüzden görünüşünü değiştirmen lazım. Bir de kendine yeni bir isim bul. Hadi Düt Düt, bassana gaza. Ben Düt Düt değilim. Neden? Senin kornan yok mu Düt Düt diye? Düt Düt'sün işte. Biz üretilirken bize korna konmadı. Yapay zekalı olduğumuz için bizdeki sistemler... Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt! Düt Düt'tür benim adım. Yollar benden sorulur. Düt 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 Düt. Bu da hız yaptığım için. Gözümü yumuyorum. Hadi saklanın. İyi ki söyledin. Yoksa saklanmayacaktık. Ağacın arkasına saklanmak yok ama, tamam mı? Tamam, yok. O zaman sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, ağacın arkası, sağı, solum, kolum, usta be. Saklanmaya ne be? Ağacın üstü sobe dememiş miydim ki ben? Sobe, sobe, sobe. Sırf oraya sığabildiği için sobelemesine izin vereceğim. Sobe, hiç anlamadın değil mi Minky? Anlamadım. Sizce de çok güzel değil mi? Ağaç, güneş, bulut, yağmur. Hava çok fena bozdu. Arkadaşlar, görüşürüz. Yetkililer fırtınanın yol açabileceği hasarlar konusunda uyarıda bulundu. Sabaha kadar sürecek olan fırtına. Fırtınam, felaketim, hasretim. Buraya neler olmuş? Elma ağacımız kırılmış. Hayır. Ama o çok güçlüydü. Baksanıza, arkadaki diğer ağaç tamamen kopmuş. Onun için yapacak bir şey yok artık. Zavallı yaşlı ağaç, dayanamamış. Peki bizim ağacımız da mı böyle olacak? Kökünden ayrılıp devrilecek mi? Hayır, devrilmeyecek. Bulduğumuz harika fikirle buna engel olacağız. Ya böyle bağırınca aklıma bir şey gelir sandım ama... Kukuli. Hamurla ağaç tamir eden ilk çocuklar olabiliriz, biliyor musunuz? Tinki minki kukuli, haydi şimdi ileri. Galiba oldu. Hamur hemen kurudu bile. Bakın nasıl da ağacı tutuyor. Sapasağlam. Galiba hamurla ağaç tamir edemeyen ilk çocuklar olduk. Arkadaşlar, pes etmek yok. Daha iyi bir fikir bulacağız. Yine bulamadım. Tinki, sende var mı bir şeyler? Bir şey var.
taşıyor balonlar aracı. Rüzgar da esince ne güzel oldu. Eyvah! Ağaç kopacak şimdi. Hemen balonları patlatmalıyız. Patlayın, patlasanıza. Patlasanıza. Biz ne yaptık? Ağaç az daha uçup gidecekti. Evet ama hata yapsak da denemekten vazgeçmemeliyiz. Hemen yeni bir şey bulmalıyız. Aa! Vallahi bu sefer aklıma bir şey geldi. Bu sefer olacak bence. Koliban da her şeyi çözer. Bence de. Ha? Nasıl oldu ama? Çok güzel oldu. Sanki ağacı bantlar değil, ben tutuyorum. O kadar gerildim. Destek lazım. Hepsi kopmadan. Destek! Çok yoruldum. Biz elimizden geleni yaptık Tinky. Ama olmadı işte. Ne oldu Kukuli? Neden daha önce haber vermediniz ki? Ama yine de geç değil. Hep birlikte üstesinden geliriz. Hepsi de bu ağacın sayesinde. Ona da teşekkür etmeliyiz bence. Teşekkürler arkadaşlar. Senin desteğin olmasaydı eğer biz bunu yapamazdık.
moduna geçmişsin. Evet, çünkü evdeyiz. O zaman ev ödevini yapmaya da hazırsın. Ben aslında evde ödev yapılmasını doğru bulmuyorum. Okulda olan okulda kalmalı. Boşuna uğraşma Binky, ödevden kaçamazsın. Niye kaçayım ki? Hele ödevi yapan sınıfı geçmiş sayılacakken. Bilmem, öncekilerin hiçbirini yapmadın da. Bu sefer farklı olacak, göreceksin. Hatta ben bu ödevi senden önce bitiririm bence. Sen ne yapıyorsun? Ödevi yaptım. Fena değil. O zaman ben de şimdi çantamı alıyorum. Odama çıkıyorum. Ve ödeve başlıyorum. Yerimden hiç kıpırdamadım değil mi? Hiç. Bir el atabilir misin? Çok teşekkürler. Evet ödev, baş başayız. Gece 12'de yatakta olmam gerektiğinden seni o saate kadar bitirmem lazım. Zaten kompozisyonun konusu çok basit. Bir insanın hayatında neler önemlidir? Evet. Neler önemli? Devamını okumamışım. Ben ödevden sonra bakayım buna. Yo hayır, önce ödev. Vay, çok iyi bitti. Ödevim. Saat daha 3. Daha çok vaktim var. Süper. Evet. Kalemtıraş. Kalın oldu. Çok sivri. Yine kalın. Sivri. Kalın. Sivri. Kalın. Sivri. Kalın. İşte tam istediğim gibi. Öf. Bunlar defterin üstündeyken yazamam ki. Evde böyleyken aklımı ödeve veremem ki. Bu kir süpürmekle çıkmaz. Evde böyleyken ben çalışamam ki. Kukuli bakma öyle hadi. Yardım et bana. Kalk kalk. Binky siz ne yapıyorsunuz? Yufka açıyoruz Binky. Ne yapıyoruz gibi duruyor. İyi ama senin ödevin yok muydu? Var ama evin temizliği çok daha önemli. Zor oldu ama bitti. Artık ödevime dönebilirim. Kısa bir temizliğin ardından saat... 6 mı? Neredeyse akşam olmuş. Artık oyalanmamam lazım. Daha hızlı düşünmeliyim. Aklıma ilk gelenleri yazacağım. Evet, güzel, harika. Her şey akıyor. Harfler, kelimeler, fikirler. Ve bitti. Bir okuyayım bakalım neler yazmışım. Neden yazamıyorum? Çok gerildim de ondan. Biraz rahatlamam lazım. Evet, biraz rahatlık, sakinlik. Ha, müzik. Tabii ya, klasik müzikle rahatlayabilirim. Ooh.
teşekkürler, çok teşekkürler. Ne? Saat 8 mi? Hiç başka bir şeyle ilgilenmeye gelmiyor. Vakit hemen geçiyor. Bu kili ne yapıyor acaba? Bir bakıp gelsem, hızlıca bir bakarım, sonra hemen dönerim. Aa, ne güzel kule. Biliyorum, biliyorum, ödevim var. Ama aklıma ne geldi şimdi bunu görünce? Bak, çekil bir. Bak şimdi, bu örtüyü çekeceğim ve hiçbir şey kırılmayacak. Hazır. Ta-ta! Seninle oyun oynamayı özlemişim. Kukuli, bunu sen mi yaptın? Çok güzel. Dur ya, bakacağım sadece. Üf, iyi be, koydum yerine. Kukuli, bu da ne? Tamam, onunla oynamayız. Seni mi kıracağım? Başka bir şey oynarız. Yastık savaşı! Knockout! Biliyorum, 12'de yatacağım. Yani 5 dakika sonra. Ve daha ödevi yapmadım. Sadece 5 dakikam var. İnsanın hayatında neler önemlidir? Arkadaşları önemlidir. Oyunlar önemlidir. Oyuncaklar, ailesi, sevdikleriyle geçirdiği zamanlar, kitaplar, çizgi romanlar, güzel şarkılar, lezzetli yemekler, mis gibi kokular, gülmek, sohbet etmek, güneşin doğuşu, batışı, ay yıldızlar vesaire vesaire vesaire. Bitirdim. Biliyordum zaten erken başlarsam zamanında biteceğini. Saat daha 10 mu? Kukuli, niye oynadın saatle? Ne olacak şimdi? Ödevi erken bitirmiş oldum. 2 saat ne yapacağım ben? Evet, bir insanın hayatında neler önemlidir?